Siz de biliyorsunuz Solana ağında bir Solana yazı yaşanıyor. Zaten Twitter'da kesinlikle görmüşsünüzdür Solana Summer diye. Bu ne demek arkadaşlar? Bütün piyasalarda bir ayı marketi sürerken gerek kripto olsun gerek Ethereum ağındaki NFT'ler olsun. Solana ağında işte bir yaz yaşanıyor. Yani bu ne demek? Bir boğa sezonu yaşanıyor. Bunun sebebi de nedir arkadaşlar? Biliyorsunuz Okay Bears isimli bir proje meydana çıktı. İlk başta insanlar bunları aldı, profil resmine koydu. Niye? Çünkü Bear Market'teyiz. Yani ayı marketindeyiz. Hani onu simgeleştirmek için, öyle değil mi? Daha sonra Ethereum ağındaki önemli kişiler de Solana ağına geçerek bu Okay Bears'den satın aldılar ve böylece Ethereum ağından bir miktar para Solana ağına geçmiş oldu ve Solana ağındaki boğa sezonu başladı. Ve arkadaşlar bu Okay Bears'den sonra da birçok proje çıkmaya başladı ve güzel projeler çıkmaya başladı. Bu sadece Okay Bears'la ya da The Gods'la kalmadı. Solana ağında ortaya çıkan projelere karşı da hype bayağı bir fazla. Şimdi arkadaşlar bu videoda Solana ağında ortaya çıkacak size 4 tane proje paylaşacağım ve bu 4 projenin birinden size whitelist açacağız. Whitelist çekilişlerinin birisi Twitter'da olacak. Birisi Discord'da şu anda sürüyor zaten ve birisi de YouTube'da olacak arkadaşlar. Onun için bu videoyu izliyorsanız kendinizi şanslı sayabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar bu projelerin hepsinin iş yapacağına inanıyorum. Hatta bazılarında bence blue chip olma potansiyeli de var. Şimdi videoya geçmeden önce şöyle bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. @tarikbln adresinden beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Burada whitelist çekilişleri oluyor arkadaşlar. Aynı zamanda kendi takip ettiğim NFT ve Metaverse projelerini paylaşıyorum. Aynı zamanda NFT Warriors Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın. Burada daha bugün yaptık. Oturumlar oluyor. Beraber sohbet ediyoruz arkadaşlar. Bütün merak ettiğiniz soruları orada sorabilirsiniz. Ve ayrıca Twitter'dan verdiğimiz daha fazla whitelist'i NFT Warriors Discord'unda veriyoruz. Şimdi arkadaşlar projeleri geçmeden önce OpenSea.io'ya girdim. Biraz aşağı indiğimde burada Top Collections Over Last 24 Hours, yani geçen 24 saat içindeki en güzel performans gösteren projeler. Burada Go to Rankings diyeyim, hepsini görelim. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar OpenSea'de Solana'yı ekledi. Onun için projeleri buradan da bakabiliriz. Ve görüyorsunuz arkadaşlar hani Okay Bears şu anda 220 Solana'da ve volumu ne kadar fazla. Hani buralara artık o kadar açtı ki mesela Okay Bears'dan geçenlerde Not Okay Bears çıktı. Ethereum ağında hani kopya bir proje, atıyorum Baby Okay Bears bilmem ne çıkmış. Bunlara girmeyin arkadaşlar. Zaten Not Okay Bears benim bildiğim OpenSea'den delist oldu, öyle değil mi? Ve işin garip tarafı şu ki arkadaşlar biliyorsun Solana ağında biz Magic Eden'ı takip ediyoruz. Magic Eden'in son birkaç günde işlem hacmi OpenSea'yi de geçmiş durumda. Yani bu ne demek arkadaşlar? Artık insanlar Ethereum ağından ziyade Solana ağını tercih ediyor. Bunun sebebi bir, hype orada olduğu için. İkincisi gas fee neredeyse yok denecek kadar aç. Üçüncüsü de giriş maliyeti çok düşük. Yani 1-2 Solana'dan işte 100 dolardan 150 dolardan mint edebiliyorsunuz. Bu NFT sektörüne giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bahsedeceğim projelerden birisi Wobblebug. Bu projeyi ben açıkçası çok sevdim. Adamların 151.9K takipçisi var. Yani hype bayağı bir yüksek. Ve arkadaşlar şimdi Twitter'da aşağı iniyorum. Bunların acaba hani bu takipçileri var tamam ama bu engagement'ı nasıl, yani like'ıdır, retweet'idir vesaire. Bakıyorum arkadaşlar gayet iyi. NFT'lerin çizimlerine geldiğimde de benim açıkçası hoşuma gitti. Hani 3D tarzı çizmişler arkadaşlar. Değişik bir biçimleri var. Değişik bir tarzları var. Ve ayrıca biraz daha aşağı indiğimde bunların mesela kolablarına da bakın arkadaşlar. Mesela bir projeye bakıyorsanız hangi projelerle kolab yapıyorlar? Hani iyi projelerle kolab yapıyorlarsa onların daha sonradan iyi olma olasılığı daha fazladır. Mesela Oak Paradise'la yapmışlar. Oak Paradise da çok sağlam bir proje. Şimdi arkadaşlar yukarıya çıktım. İstiyorsanız bir web sitesine gidelim. Hemen kısaca bir web sitesine göz atalım. Burada web sitesine girdiğimde arkadaşlar bir uzaylı stili var açıkçası. Bayağı bir özenilmiş, güzel yapmışlar. Biraz aşağıda burada about bölümü var. Bu projenin ne hakkında olduğu yazıyor. Bunlar arkadaşlar dediğim gibi sağ tıklayıp Türkçe'ye çevir diyerek kendiniz detaylı biçimde bakabilirsiniz. Utility'de şimdi burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu Wobblebug'dan elinde tutanlar VOB token kazanacaklar ve bunu da ileride kullanabilecekler. Zaten arkadaşlar Solana'da açıkçası birazcık bu böyle dönüyor. Mesela projelerin kendi utility tokenleri oluyor. Hani size o tokenleri veriyor. O tokenlerle istiyorsanız ileriki projelerden whitelist alabiliyorsunuz. Ya da arkadaşlar gerçek dünyada mesela festivallere falan katılabiliyorsunuz. Mesela bunda da öyle. Live events, major festivals bilmem ne diyor. Yani bu kazandığınız tokenleri bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hatta birçoğunda da bunları paraya dönüştürüp işte cebinize alabiliyorsunuz. Dediğim gibi çok detaylarına inmeyeceğim arkadaşlar. Aşağı iniyorum. Team'i de arkadaşlar docs bir team. Yani hani bu docs demek ne demek? bunlara erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Gerek Twitter'dan, Instagram'dan vesaire. Hani bazı projelerde bunlar anonim oluyor. Onlar benim de hoşuma gitmiyor açıkçası. Ve burada biraz aşağıda burada FAQ bölümü var. Yani sıkça sorulan sorular. Burada ne diyor arkadaşlar? Where can I get Wobblebug NFTs diyor. Wobblebug NFT'lerini nereden satın alabilirim? Bunları da diyor mint edebileceksiniz diyor ya da alıp satabileceksiniz diyor. Ancak bu birkaç ay sonra olacak diyor. Hani ben açıkçası Wobblebug projesinin arkadaşlar mintinin bu ay ya da gelecek ay olmasını bekliyorum. Şimdi arkadaşlar bunların Discord'una girdim. Toplamda 61.000 kişi var. Hani bu da buradaki hype iyi demek. Zaten şu anda neredeyiz? General chat'teyiz. Aşağı iniyorum. Bakın arkadaşlar insanlar yazıyor. Chat akıyor. Ve bunlara dikkatli baktığınızda zaten bot olup olmadığını anlayabilirsiniz ki bot değil buradakiler. Ve şuradan aşağı iniyorum arkadaşlar. Burada sneak peeks bölümü olması lazım. Arkadaşlar bu sneak peeklerine baktığımda da dediğim gibi çizimleri gayet kaliteli geldi bana. Hem 3 boyutlu çizmişler. Birazcık uzaylıya benziyor zaten. Hem de açıkçası renkleri falan da benim hoşuma gitti. Zaten arkadaşlar Solana ağında açıkçası genelde 2D oluyor projeler. 3D bir proje açıkçası ben iş yapacağını düşünüyorum. Ve burada arkadaşlar mint info bölümüne girelim. Yani mint bilgileri. Mint ücreti şu anda belli değil arkadaşlar. Mint günü ve zamanı bu da daha belli değil. Supply'ı kaç tanelik bir proje olacak o da daha belli değil. Tek belli olan şey arkadaşlar Magic Eden Launchpad'de olacak bunların satışı. Yani bir Solana projesi. Şimdi arkadaşlar benim takip ettiğim ikinci projeye geçelim. Bu projenin ismi de Great Goats. Hani bu projenin de bayağı bir hype'ı var zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi neredeyse 250.000 takipçiye ulaşmış durumdalar. Ve şöyle birazcık aşağı iniyorum arkadaşlar. Bunun da engagement'ı bayağı bir. Mesela adam 6 saat önce paylaşmışlar. Tamam 6 saat önce paylaşmış. Hani 15.000 like gelmiş arkadaşlar. Ve şöyle biraz daha aşağı ineyim de şuna bakın. Mesela 10 tane whitelist spot veriyorlarmış. Adamlar 70.000 neredeyse 70.000 tane like almışlar. Yani bunlara bakın arkadaşlar. Bu engagement'ın bu kadar fazla olması demek. Bu hype ciddi anlamda fazla demek. Ve şimdi size şöyle bir şey göstereyim. Mesela Magic Eden'a baktım arkadaşlar. Geldim burada Okay Bears'e tıkladım. Şimdi arkadaşlar mesela Okay Bears'e geldim. Bu NFT'lere bakın mesela. Ne kadar temiz değil mi? Hem iki boyutlu hem çizimleri güzel, renkleri güzel. Hani fazla abartı bir şey yok. Ve aynı zamanda hayvan. Bu hayvan olayını aklınızda tutun. Şimdi arkadaşlar yeni bir projeye girdim. Mesela şurada lizardlar var. Yani kertenkeleler var. Ve bunlara bakın arkadaşlar. Bunlar da farklı bir hayvan değil mi? Hani sonuçta kertenkele yani. Ve sonra arkadaşlar mesela şuna bakıyorum. Cats on Crack'e bakıyorum. Bakın Floor'u 63 Solana'da şu anda. Buna bakın bu da aynı şekilde bir hayvan. Yani kedi ve gayet aynı şekilde çizilmiş yani iki boyutlu ve güzel renklerde çizilmiş NFT'ler. Şimdi hemen şurada Great Goats'a giriyorum arkadaşlar ve şuna tıklıyorum. Bir benzerlik var değil mi? Hani çizimleri benziyor arkadaşlar. Renkleri benziyor. Stili benziyor. Hatta baktığı yön bile benziyor ve aynı zamanda bu da bir hayvan. Onun için arkadaşlar bunun da ben bayağı bir iş yapacağına inanıyorum. Ve arkadaşlar Great Goats'ın Discord'una baktığımda 184.000 kişi var. Yani hype bayağı bir fazla arkadaşlar. Yakında zaten bunlar 200.000 kişi olabilirler. Mint price dediğim mint ücret arkadaşlar to be announced yani yakında duyurulacak. Mint date dediği de mint günü bu da yakında duyurulacak. Ve şu anda 5.58k whitelist dağıtmışlar. Yani benim tahminim bunda bir whitelist'i olan bir tane mint edebilir. Zaten yukarıda bir de OG'ler var. OG'de biliyorsunuz whitelist'in bir üstü. Hani bu da büyük ihtimal 2 tane mint edebiliyordur. Yani büyük ihtimal bu da 8.000'lik 10.000'lik bir proje olur açıkçası ve her whitelist sahibi bir tane mint edebilir. Buradan hemen sneak peek bölümüne girdim arkadaşlar. Hani bunlar da şöyle bir gariplik var. Adamlar sadece örnek NFT'lerini yayınlamıyordu. Burada her şeyini yapıyorlar. Mesela adamlar yeni bir logo oluşturmuş. Bunu yayınlamışlar vesaire. Ve bunların da açıkçası bir story'si var. Yani bir hikayesi var arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle bir şey yapmışlar adamlar. Bakın burada bir tane goat oturuyor. Okay Bears var. Biraz önce gösterdim arkadaşlar. Cats on Crack bu var. Bir tane de Bored Ape var. Yani bu ne demek? Adamlar kendilerini şimdiden arkadaşlar büyük NFT projeleri arasında görüyor. Ki bence de öyle olacak. Ve arkadaşlar bahsedeceğim 3. proje ise Trippin Ape Tribe. Biliyorsunuz arkadaşlar bu projeden 5 tane whitelist dağıtmıştık sizlere. Kazanan arkadaşlara tekrar tebrikler. Şu anda arkadaşlar Twitter'da 360.000 takipçileri var. Ve arkadaşlar Solana ağında olacak yine 8.888 tanelik bir NFT projesi olacak. Ve büyük ihtimal arkadaşlar bir whitelist sahibi bir tane mint edebilecek. Bunların da hype'ı arkadaşlar inanılmaz derecede fazla. Mesela Mayıs'ın 15'inde yani bir gün önce paylaşmışlar. 92.000 like gelmiş. 95.000 retweet tweet gelmiş. Yani adamlar 3 tane whitelist'lik çekiliş yapıyorlar. Neredeyse 100.000 kişi katılıyor. Ve bunların da kendi hikayeleri var arkadaşlar. Discord'undan bunları da takip etmenizi öneririm. Yani imkanınız varsa bunda whitelist alın derim arkadaşlar. İleride blue chip olma potansiyeli bayağı bir yüksek. Ve şimdi burada Discord'una geldiğimde de 247.000 olmuşlar. Bayağı bir yüksek, toplamda 7.66k whitelist dağıtmışlardı. Zaten 8.888 tanelik bir projeydi. Bir tane whitelist sahibi büyük ihtimal bir tane mint eder ve whitelist ile bunu kapatırlar. Büyük ihtimal public'e falan düşmez. Yani tekrar alacaklar. Bunu mecburen Magic Eden'dan falan alacak. Ve arkadaşlar size göstermek istediğim son proje ise Bubble Goose Ballers. Hani bunu da kesinlikle takip etmenizi tavsiye ederim. Şu anda 76.4k takipçileri var. Hani bu paylaştığım projeler arasından açıkçası en az takipçili olan bu. Ancak arkadaşlar bunun da bir blue chip olma potansiyeli var. Bu arkadaşlar burada da yazdığı gibi bir Wagma Beach projesi ve 10.000 taneden oluşan bir proje. Şimdi arkadaşlar web sitesine girdiğimde gayet renkli bir web sitesi beni karşılıyor. Burada Home Interaction diye bölmüşler. Carl Jones tarafından yapılmış. Burada da aynı şey diyor arkadaşlar, 10.000 parçadan vesaire oluşuyor diyor. Hani çizimlerine baktığımda ben gayet iyi arkadaşlar. Yani Solana'da hani ben açıkçası bana renkleri falan birazcık Doodles'ı andırıyor. Hani Doodles Ethereum'da blue chip olduysa bu Bubble Goose'da Solana'da bir blue chip olabilir. Ve arkadaşlar bu projede şöyle bir şey var. Mesela hani bir tane ana karakter alır, bunların assetleri olur ya. Bunda öyle bir şey yok. Karakterleri bile farklı mesela. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hani hepsi aynı değil. Birbirinden çok farklı olanlar da var. Burada biraz aşağı iniyorum. Mission bölümü var ve Roadmap bölümü var. Hani detaylı ilgileniyorsanız bunları teker teker okuyabilirsiniz. Ve arkadaşlar bunların arkasındaki hype'ın yüksek olması ve beklentinin yüksek olmasının sebebi şu adam, yani Carl Jones. Zaten bu adam bayağı bir başarılı projede çalışmış bir adam. Bunların hepsi dediğimiz gibi docs arkadaşlar. Bunlara hani girip bakabiliyorsunuz. Bunun arkadaşlar açıkçası Discord'unda ben yokum. Discord'u gizli bir Discord benim hatırladığım kadarıyla. Ancak arkadaşlar bundan da whitelist almanızı tavsiye ederim. İleride bayağı bir işinize yarar. Şimdi eminim ki en merak ettiğiniz konu, Tarık bunların hangisinden bize whitelist vereceksin? Hepsi çok güzel projeler. Size arkadaşlar Wobblebug projesinden bayağı bir whitelist dağıtacağız. Toplamda dediğim gibi 3 tane çekiliş olacak arkadaşlar. Biri Discord'da şu anda oluyor. Aşağıdaki linkten katılıp çekilişe de katılabilirsiniz. İkinci çekiliş arkadaşlar Twitter'da olacak. @tarikbln Twitter adresime gidin. Zaten orada bir tweet göreceksiniz. Katılabilirsiniz. Ve üçüncü çekiliş ise arkadaşlar YouTube'da olacak. Yani bu videoyu izliyorsanız arkadaşlar bu çekilişe şu anda katılabilirsiniz. Ve bu çekilişe katılma şartları da şu şekilde arkadaşlar. Aşağı ben linkleri bırakacağım. Wobblebug'ı Twitter'dan takip edin. İkincisi Wobblebug'ın Discord'una katılın. Ve üçüncü şart ise arkadaşlar aşağı bir yorum bırakın. NFT hakkında, Wobblebug hakkında ya da bu whitelist'i neden almak istiyorsunuz hakkında bir yorum bırakın. 5 tane kişi seçeceğim arkadaşlar. 5 tane yorum seçeceğim. Ben bu şartları karşılayan 5 kişi seçeceğim ve bu projeden size 5 tane whitelist vereceğiz. Ve arkadaşlar unutmadan söyleyeyim, bu kanalda ve bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi hür iradeniz ya da bir danışman vasıtasıyla yapabilirsiniz. Eğer videoyu da beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basıp aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Ve kanala da abone değilseniz aşağıdan kırmızı butondan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.